Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Truck and Logistics Simülatör'e devam ediyoruz. Bugün Truck and Logistics Simülatör'de bir ne var? Uzun burunlu Volvo tırımız var arkadaşlar. Uzun burunlu tırlara merak olanlar da ayrı bir var. Yani tırı severler bir de uzun burunları sevenler de ayrı bir kategoride var. Bugün uzun burunlu diye geçen Volvo ile beraberiz. Aracı mavi renk yaptım. Mavi renk gayet güzel oluyor. Hoşuma gitti. Yakıştı arabaya bayağı bir. İçine bir bakarsak şöyle. Beyaz yaptım. Döşemeler, işte ön göğüs falan. Kaplamaları beyaz renk yaptım. Navigasyonumuz görüyor. Çok güzel. Diğer şeyleri görüyorsunuz. Aracın içi gayet bir mobil oyuna göre çok güzel duruyor arkadaşlar. Şu arkaya biraz daha dönebilsek var ya. Yatak kısmı var sanırım. İşte bir oturacak bölge var. Orayı göremiyoruz ama. Şimdi bugün Volvo ile neler yapacağız bakacağım. Bir motoru çalıştırayım, bir sesini bir dinleyelim. Nasıl çıkıyor? Oo, çalıştırma güzel. Kükreyerek çalışıyor resmen. Şimdi yapacağım ilk iş. Oo, sesi çok fena. Hemen benzin alacağım çünkü benzinim çok az. Bakın ışık yanıp yanıp sönüyor. Hemen bir yakıtımızı alalım. Toplam 800 litre benzin alıyor araç. Normal bir arabaların, yani kullandığımız araçların yaklaşık 18-19 katı kadar benzin alıyor. Ama tabii yakıtı da bir o kadar fazla bunları. Ha, doldurduk bile. Evet, tekrar çalıştırdık. Şimdi arkadaşlar iş alacağım. Sarı ve yeşil noktalar var. Yani sarı noktalarla yeşil noktaların farkı var mı? İnanın bilmiyorum. Ama sanki var gibi geliyor. Yalnız araç çok iyi be. Bizim o daha önce kullandığımız Scania'dan daha iyi kükürüyor, onu söyleyeyim. Çarpmadan dönmek istiyorum. O yüzden yavaş döndüm. Baksanıza sese. Ha, şura var. Tamam, buraya gelelim. Buradan alalım yükümüzü arkadaşlar. Tamam, nasıl bir yer var? Oo, inşaat falan, şantiyemiz burada. Güzel bir yük yükleriz umarım. Ne olduğuna bakacağım şimdi. Kepçe var. Arkaya şöyle bir dorse var. Açık kapalı bir şey yapmayacağım. Açık şunlardan deneyeceğim arkadaşlar. Yani bu römork diyebiliriz. Trailer diyebiliriz yani. Trailer yükleyeceğiz. Kırılan eşya var. Tamam. Bundan yapalım. Hatta şöyle uzak bir yer seçeyim. Ne çıkacak bilmiyorum. Nasıl büyük var hiç bilgim yok. Oo, bakın nasıl açıldı. Kepçeyle aracı dorsenin üzerine sürerek yükle. Abi bunu mu taşıyacağız? Abi muhteşem olur. Cidden bunu taşıyoruz. Vallahi kepçe taşıyacağız. Ya iyi ki bunu seçmişim ya. Vallahi iyi ki bunu seçmişim. Şu an çok mutlu oldum diyebilirim. Dorse'ye, trailer'a kepçeyi yükleyeceğiz. Kepçeyi taşıyacağız. Bakın. Gerçekten iyi ki bunu seçmişiz. Yalnız aracın sağa sola ayrı oynuyor derler ya. Vallahi öyle yani. Tabii ön teker oynadığı için bu araç. Ha, dur önce şeyi kaldıralım biraz. Ha, dur dur dur, bir saniye bir saniye. Abi ne yaptık biz? Ha tamam. Şunu bir kaldıralım önce ya. Heh. Öyle bir kaldıralım. Şu kafayı da şöyle biraz yukarı. Tamam, şimdi alabiliriz arkadaşlar. Şimdi yavaştan büyüklememizi yapalım. Dikkat etmemiz lazım. Ya var ya. Çok eğlenceli ya. Oh, vay vay vay. Bakın dört tekerin geleceği noktayı bize göstermiş. Vallahi oldu. Tek seferde girdik şimdi. Ya var ya. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir kepçe taşıyoruz Volvo ile. Uzun burunlu Volvo ile. Sese bakın be. Ne kükürüyorsun be. Mübarek. Evet, şimdi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Arkası kapalı. Olur da kayar mayar diye mi? Ya da artık herhangi bir güvenlik önlemi muhtemelen. Arkadan gelen çarpan marpan. Çok güzel duruyor. Gerçekten araç muhteşem duruyor. Merak ediyorum kullanımı nasıl olacak. Hadi bakalım. Şimdi şantiyeden çıkıyoruz. Kepçemizi götüreceğiz. Umarım kazasız belasız gideriz. Nereden gidiyoruz? Bu niye harita biraz garip gösteriyor ya? Direkt şuradan çıkamaz mıyız? Ha, üst köprüye çıkacağız. Pardon. Üst köprüye çıkacağız. O yüzden öyle. Tır var ya. Efso ya. Kükremesi çok iyi. Kükreyen tır yapmışlar. Baksanıza. Adamın beni ne gidiyor be. Çok güzel. Sinyalimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Her zaman kurallara uyarak gitmeye çalışacağız. Bazen ışıkları es geçiyoruz. Malum biliyorsunuz. Ya var ya, yollar mollar dar. Tırla böyle güzelce dönmek lazım. Çoğunluğunuz dışarıdan sevdiği için ben dışarıdan kullanıyorum arkadaşlar.
Normalde içeriden de gideriz. Ama çoğunluk dışarıdan kullanmamı istiyor. Sinyalimizi verdik. Vallahi açılın uzun vasıta. Arkada kocaman bir kepçem var. Çarparsam karışmam. Ben söz söylüyorum şimdi. Gidişe bakın be. Yine sinyalimi veriyorum. Karşıdan bir araç geliyor. Dayı gelme. Of. Sese bak. Çok fena bağırıyor ya. Var ya, efsane bağırıyor. Biraz dışarıdan da gidelim tekrardan. Araç çok güzel. Volvo. Uzun burunlu Volvo'muz. Kepçeyi taşıyoruz ya. Daha ne olsun ki? Daha ne yapalım ya? Kepçe taşıyoruz ya. Vallahi vuracağım dur. Vuracağım. Daha önce böyle bir hata yapmıştım. Sağdan girelim arkadaşlar. Çıkalım pardon. Şöyle görürsek daha iyi olacak sanırım. Oyun çok iyi. İnşallah. Bak connect gidiyor gene. İnşallah şöyle bir oyun tam çıktığında, yani güncellemelerin büyük kısmı tamamlandığında daha da iyi olacak diyebilirim. Oyunu muhtemelen yeni araçlar getirirler. Hiç sormadım ama getirirler yani. Bu kadarla sınırlı kalmaz. Güzel işler olacak. Güzel işler olacak. Biraz daha sabretmeniz lazım. Ben de sabretmem lazım çünkü yeni güncellemeler için konuşuyorum. Biraz daha sabredersek çok güzel olacak. İç ışıkları açalım. Beyaz yapmıştım. Beyaz yanıyor. Connect kullanamıyoruz biliyorsunuz. Daha önce konuşmuştuk bunu. Yalnız çok hızlı inmeyelim arkadaşlar. Retarderimiz bunlarda var. Motor freni var gerçi bunlarda da değil mi? Çok hızlı giderseniz hafif bir hatada dorse sağa sola atabiliyor. Çok dikkatli gitmeniz lazım. Kontrollü gitmeniz lazım. Aman dikkat. Ya kükremesi yeter ya şunun. Gerçekten kükremesi yeter ya. Muazzam bir kükremesi var. Baksanıza. Eight, geliyoruz biz. Yine ucuz atlattık. Az kalsın kaza yapacaktım. Arabaya sürttüm biraz. Onun yerine en güzeli yani. Ucuz maliyetle geçirdik. Gidiyor bizim araç. Panel var. Aynaların görüntüsü falan çok iyi arkadaşlar. Aracı park alanına park et diyor lan. Dur lan. Geçtik mi biz ya konuşuyoruz derken? Aynen ha. Navigasyonu şaşırttık. Adama bak drift yapa geliyor. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağız. Buradan dolanacağım. Herhalde biz demin konuşurken şeyi kaçırdım. Neydi adı? Park noktası şey, teslimat noktası. Şurası herhalde. Geldik sanırım. Bir bakayım. Aynen burası. Yalnız buradan döner mi bu ya? Arkayı takmadan vallahi döndük. Tamam sıkıntı yok. Dur dayı gelme. Ben geldim. Kimse yok mu? Ah buradaymış. Teslimat yeri burası. Geri mi gelecektim acaba? Hiç bakmadım. Dur bakayım deneyim bir. Evet geri gelmem lazım. Anladığım kadarıyla. Tamam geri bir park ederiz hem de. Güzel olur. Daha iyi olur. Biraz daha kolaya kaçmayalım. Biraz şöyle geleceksiniz. Geri'nin kurallarıdır. Mesafeni alacaksın. Şimdi. Aynadan park edemeyeceğim de aynada. Tamam hadi deneyelim gelin bakalım. Dikiz yok ya. Ha geç bunlara dikiz olmaz ki ya. Ne dikiz oğlum ya. Kafayı mı yedin? Bunlara dikiz mi olur? Şu an zor şartlar altında geliyorum. Güzel bir şekilde park edeceğim merak etmeyin. Bayağı bir yanaştım. Bayağı da bir iyi giriyorum yani şu an. Çok iyi girdik ha. Vallahi süper yaptık. 3.6 kilometrelik bir yolumuz olmuş. Kazanç 19.5 TL diyor. Bu acaba taşıdığımız yük müydü? Ona bakmadım. Paramız 4485. Kırılgan yük olduğu için hani değerli bir şey taşıdığımız için artı bonus vermiş. 4.628. Yükleme bonusunu biz kendimiz yükledik aracı 500 geldi. Parkı da kendimiz yaptığımız için 100 doğrudan. Kargo hasarı 0. Toplam 5713 para kazandık arkadaşlar. Efsane oldu. Şimdi aracımızı Dorse'ye ayırdık mı bakayım. Ha, tamam Dorse'ye ayırmışız. Şunda biraz kükremesini bir daha dinleyeceğim. Ondan sonra bitireceğim arkadaşlar. Ya baksanıza be. Keşke duman da çıksa. Onlar muhtemelen yapılacaktır. Duman çıkmıyor ya egzozdan.
Lan nasıl geliyor turuncu? Oh, vay 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 vay, kütleye bakın ya. Bak, ne drift mi yapacağız bunda, daha neler. Araç direkt durdu ha, git diyor. Freni yaptıktan sonra kalkması 2 saat sürüyor. Tabii ki koca tır. Bak şimdi bak. Yok arkadaş, saçmalamayalım yani. Biz ne oldu lan, arabaya mı çarptık? Şuraya park edeyim arkadaşlar. Şöyle geri geri tam park edeceğim. Efsane bir tır. İyi ki bunu almışız. Hatta iyi ki kepçe taşıma yükü geldi şansa. Ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Tamam, tam çizgide durdum. Çok güzel oldu diyebilirim. Bugün uzun burunlu Volvo ile arkadaşlar kepçe taşıdık. Yükümüz ağırdı ve değerli bir yüktü çünkü. Yani devirsek kaç milyar, kaç trilyon para cezası, düşünün artık. Şimdi arkadaşlar, bundan sonraki videolar için gene dediğim gibi şeyi yazın. Hangi aracı istiyorsunuz? Yani oyundaki araçlar, aslında size gösterdim bunu, biliyorsunuzdur eski videolardan. Az çok siz de öğrenmişsinizdir sağdan soldan zaten. İstediklerinizi yazın, onlarla oynayalım, yüklerimizi taşıyalım. Oyuna yeni güncellemeler geldiğinde size bilgisini vereceğim. Çünkü siz duyamazsınız, benden haber alabilirsiniz. Onların bilgisini vereceğim. Umarım eğlenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.